Sevebek yapmak da çok acayip bir şey. Yani bunu evet, sevebek yapmak yani bu iş önemli bir şey. Ben 12 senedir böyle bir müzik adamının hem konservatuvar mezunu hem notist hem besteleri hem sözleri olup bu kadar donanımlı bir müzik adamının sahnede biz 17-18 yıl önce Çakıl Gazinosu'nda o kadroda birlikte çıktığımızda Alem Buysa Kral Benim şarkısıyla rahmetli Nur İçinde Yatsın bizim kıymetli dostumuz Hilmi Topaloğlu onun böyle arkasındayken hani bu piyasada tutulması gereken bir halk müziği sanatçısı ve Mahsun Kırmızıgül geliyor ilk çıkışı o Alem Buysa Kral Benim'den bugüne geçen 20 seneye yakın zamanda gerçekten sonsuz bir saygıyla izledim onu sette. İşine bu kadar büyük aşkını, sinemaya olan tutkusunu ve 12 senedir çok iyi bildiği işini hiç söylemese de büyük bir tutkuyla özlediği müziği elinin bir kenarıyla ittiği çok büyük paraları ama çok büyük paralar. Bunlar gerçekten çok büyük rakamlar. Bir gece bizde sahneye çık diye yurt dışında, yurt içinde zaman zaman memleketin her türlü magazinsel olan veya olmayan bu kadar teklifler alıp söylemiyor. Alçak gönüllülük onun memleketinin toprağında olan bir güzellik. Bu tavizi de verip evet ben yapmayacağım müziği deyip yönetmenliğe bu kadar saygın bir şekilde baş koyması beni çok etkiliyor. Ben ama hayat zaten biraz kabul ettiklerin değil de geri ittiklerin, kabul etmediklerinle tam bir örneği ya, hani karşımızda hep gerçekten. Yapmak değil de bazen yapmadığın senin hayatını şekillendirir. Hepimizin marka değerini hani o tekliflerin geri dönmesi falan filan tabii o da kendi kafası rahat olsun, öne açın. Bu arada filmde herhalde bütün filmlerinde oynayan tek adam Ali abi, doğru mu? Evet. Neden Ali abiyle bütün filmlerde, her filmde berabersiniz? Biz 2005 yılında Ali Sürmeli ile Aşka Sürgün isimli bir dizi filmde tanıştık. Birbirimizi çok sevdik. Gerçekten çok saygı duyduğum bir abi. Gerçek hayatında da hep yanı başımda oldu. Hep destek oldu. Hep yanımda oldu. Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta 5 Milyar'a Mucize ve bu filmde aslında başrol Ali abi. Ali abi mi? Evet, başrol. Ali abi. Evet, ve hak onun ettiğini söylemediğim zaman Ali abi. Onun kalbinin güzelliği başka, gerçekten öyle. Ali abi biraz konuş ya, bir anlat sen de ya. Nasıldı başrol, yani film, babam. Sen ne söylemek istersin bununla ilgili? Annesinin hayır duasını aldığı için oradan tanışıyoruz. Evet. Bir sefer, ya dedim Mahsun Allah'ını seversen bana acı. Çünkü abi ikinciyi anlatıyor, üçüncü vezir parmağı falan filan gidiyor. Yani bana dur dedim yani bilgisayarın üstüne kitapları, mitapları, defter. Ben şunları bir not alayım da diye bana bir yer lazım yani şöyle küçük falan. Kendi odasına koydu. Çay may istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum dedim. Ertesi gün annesini gördüm. Annesi şirketin oraya geldi. Baba 7 saat boyunca bir kelime kullanamadım. O anneden doğduğu için hemen akşam aradım. Kapadokya'daydı. Mahsun dedim senden özür dilerim. Annem mi geldi yoksa dedi. Neden hayırdır? Abi hiperaktif değil süper. Aktif en büyük. En büyüğü nedir? Aktif. Hiperaktif. Öyle bir evet, annem bütün hiper. Hac olaylarını, ümre olaylarını her şeyini anlattı. Bütün okuduğu dini kitapları falan. Bağlıyor diyorsun konuşuyor. Ali abi hacı zannetmiş abi. Sakal vardı ya. Hacı. Hacı şefaat ya hacı. En son 7 saat sonunda taksi geldi. Taksiye koyduk. Zar zor bindi. En son dedi ki hacı cenazeme davetlisin ha. Allah. Allah uzun ömür versin. Amin. Amin. Selam amin. Söyleyelim o adam oradan. Bu arada filmde oynayan her oyuncu tabii çok mutlu değil. Yani mutsuzlar da var kendi içlerinde. Çünkü zorlu bir film dönemi geçtiği için senin arkandan biraz da atıp tuttular, konuştular. Heh. Onları da bir izleyelim. İzleyelim. Hep beraber. Hadi söyle. Beni 3 gün boyunca karanlıkta çiğ etle besledi. Kendi elleriyle yedirdi. Neden böyle yapıyorsun diye sordu. Mahsun mu geldi? Tamam. Neden böyle yapıyorsun diye sorduğumda sadece komik olman yetmez. Vahşi komik olman gerekiyor dedi. İleride ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın da dedi. Anlamadım. Boğuluyordum Kızılırmak'ta. Mahvetti bizi adam ya. Hücum sahnesinde. Allah 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 nidalarıyla. Filmi bozulacak diye. Ya elimi uzatıyorum. Tut gidiyorum arkadaş. Yok elimi tutacağına fesini tutuyor ya. Hadi oldu bitti sahne. İnsan bir şey der ya.
Bir şey ısmarlar. Aydancığım bir şey oldu mu ya bir yerine? Sinirim bozuluyor vallahi. Ben film çekimleri boyunca dışarıda yattım. Gece yattım, gece kalktım. Sırf erken kalkıp havlu atayım diye. Anlamadın değil mi? Şimdi düşün, deniz kenarındasın. Tek bir şezlong senin ve havlunu atıyorsun. Set o kadar kalabalık ki ben de havlu yerine kendimi attım ve rolü kaptım. Başta her şey çok güzeldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,